Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Gökbilimciler, Wisconsin H-Alpha Mapper Teleskobundan gelen verileri kullanarak, Samanyolu'nun merkezine dair, önemli bulgular elde etti. Çalışmanın sonuçları, Science Advances Akademik dergisinde yayınlandı. Bazı galaksiler hakkında, kendi galaksimizden daha fazla şey bilmemiz, astronomik bir garipliktir. Bilim insanları, daha önceleri binlerce sarmal gök adanın, merkezinden gelen enerjiyi görünür ışıkta, incelemeyi başarsa da söz konusu kendi galaksimiz olunca, bu bilgi kalın gaz ve toz bulutları tarafından, engelleniyor. Şimdi ise 20 yıllık verilere dayanan yeni bir çalışma, astronomların tüm bu enerjiyi anlamalarına, yardımcı oluyor. Samanyolu'nun enerjisine dair ipuçları hakkında, Wisconsin H-Alpha Mapper Teleskobundan yıllardır gelen, verileri inceleyen araştırmacılar, elde edilen sonuçları Science Advances dergisinde yayınladı. Samanyolu'nun merkezinin yakınında, muazzam miktarda hidrojen bulunuyor. Bu hidrojenin, galaktik merkezden gelen enerji ile, iyonize olduğu biliniyor. Wisconsin H-Alpha Mapper Teleskobu, kırmızı görünen bu iyonize hidrojeni görmek için tasarlandı. Araştırmanın yazarlarından Matthew Hafner, iyonize gazı yeni şekillerde görebilmenin, tüm o gazı enerjilendirmeden sorumlu olabilecek kaynakları, keşfetmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Bir gaz iyonize olduktan sonra, iyonlar genellikle kısa bir süre içinde tekrar birleşerek nötrleşir. Tüm bu hidrojenin bir enerji kaynağı tarafından, sürekli iyonize olması ise, Wisconsin H-Alpha Mapper Teleskobu verileriyle, Samanyolu'nun merkezindeki enerji arasında, bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Gökbilimciler, bu iyonlaşma için gerekli enerji kaynağının, yıldız oluşumu olduğunu düşünüyor. Çalışmada kullanılan veriler, Samanyolu boyunca iyonlaşmış hidrojen gözlemlerinden geldi. Astronomi profesörü Bob Benjamin, verileri gözden geçirirken Samanyolu'nun, tozlu merkezinden çıkıntı yapan, garip şekle sahip iyonlaşmış bir hidrojen kabarcığı keşfetti. Gökbilimcilerin tilted disk olarak adlandırdığı, bu özelliğin garip şeklini, galaksinin dönüşü gibi fiziksel nedenlerle, açıklamak mümkün değil. Yapılan gözlemlerde disk, her zamanki kalın toz örtüsünde bir çıkıntı yapıyordu ve araştırmacılar bunun nadir bir fırsat olduğunu fark ettiler. Normalde tilted disk, galaksinin tozlu örtüsü nedeniyle yalnızca kızılötesi veya radyo dalgalarında görüntülenebilirken, Wisconsin H-Alpha Mapper Teleskobu sayesinde bu çıkıntıyı optik ışıkta gözlemlemek mümkün hale geldi. Bu durum, araştırmacıların Samanyolu'nun merkezini diğer sarmal gök adaların, görünür ışık gözlemleriyle karşılaştırmasına imkan sağladı. Bulgular hakkında konuşan Hafner, bu ölçümleri optik ışıkta yapabilmek, Samanyolu'nun çekirdeğini diğer galaksilerle çok daha kolay bir şekilde, karşılaştırmamızı sağladı dedi. Samanyolu'ndaki sıcak iyonize ortamı oluşturan iyonize gazın, mevcut birçok bilimsel modeli bulunuyor. Yeni araştırmadaysa başyazar Danesh Krishnarao, tarafından tespit edilen tilted disk bölgesinde, ne kadar iyonize gaz olması gerektiğini, tahmin etmek için bu modellerden birini kullandı. Ve elde edilen tahminleri Alpha Mapper Teleskobu'nun ham verileriyle rafine ederek, kabarcık yapısının 3 boyutlu bir görüntüsünü elde etti. Araştırmacılar, spektroskopi ile ne kadar azot ve oksijen bulunduğunu belirlediler, ve bu da yapının genel bileşimine dair daha fazla ipucu verdi. Sonuçlar, tilted disk özelliğindeki gazın %48'inin bilinmeyen bir enerji kaynağı tarafından, iyonize olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmadan önce bilim insanları, merkezi bölgedeki nötr veya iyonlaşmamış gazı biliyorlardı. Şimdi ise iyonize olmuş gazı, daha iyi anlıyorlar ve galaktik merkezden, uzaklaştıkça değiştiğini biliyorlar. Bu bulgunun bu kadar kritik olmasının, en önemli nedenlerinden biri ise, ilk kez Samanyolu'nun Lunar adı verilen, diğer sarmal gök adalara benzediğini gösteriyor olması. Tüm bu bulgulara rağmen, hala daha yanıtlanmayı bekleyen onlarca soru bulunuyor. Bu noktada Hafner, önümüzdeki birkaç yıl içinde, Wisconsin H-Alpha Mapper Teleskobu'nun, Halef'ini inşa etmeyi planladıklarını ve bu sayede çok daha detaylı incelemeler yapabileceklerini söylüyor.